Son birkaç videoda toplam talep ve toplam arz modellerimizi oluşturmuştuk. Bunları yapmamızın asıl amacı, kısa vadeli ekonomik döngülere bir açıklama getirebilmekti. Biliyorsunuz ki nüfus artışına bağlı sürekli artan bir ekonomik büyümeden ya da verimlilik artışından bahsedemeyiz. Önemli olansa, makro ve mikro ekonomiden bahsederken her zaman geçerli olduğu gibi bu sadece bir model. Unutmayalım, bu modelleri kullanabilmek için olayları aşırı derecede basitleştirmeliyiz. Dolayısıyla bu modellere her zaman eleştirel bir gözle bakmalısınız. Modeller, olayları incelemenin sadece bir yolu. Aynı fikirde olmayabilirsiniz, fazla basitleştirilmiş bulabilirsiniz ya da değiştirmek isteyebilirsiniz. Yani bunları yalnızca model olarak değerlendirmeniz çok önemli. Bunu yapmamızın sebebi çok basit matematiksel işlemler ve grafikler kullanarak daha çok karmaşık durumları açıklayabiliyor olmak. Ekonomi gibi karmakarışık bir şeyi kafamız alabilsin diye ekonomi gibi binlerce, milyonlarca aktörü barındıran bir sistem bu. Her biri beyinlerdeki milyonlarca sinir hücresiyle onca çılgın şey yapıyorlar. Böylece tüm bunları basit doğrulara, eğrilere ve eşitliklere indirgeyebiliyoruz. Son videoda uzun dönem toplam arza bakmıştık. Uzun dönem toplam arz. Toplam talep, toplam arz modelinde uzun vadede ekonominin reel üretkenliğinin aslında fiyata bağlı olmadığını varsaymıştık. Fiyat sadece rakamsal bir değer ve uzun vadede insanlar ekonomi imkanları dahilinde üretebileceği miktarı üretmeye adapte olacaklardır. Şimdi altını çizmek istediğim bir şey var. Bu ekonominin maksimum üretkenliği değil. Bunu yalnızca şu şekilde söyleyelim. İşte burada doğal çıktı olarak görebilirsiniz. Ekonominin doğal, reel çıktı miktarı. Doğal derken doğaldan kastım, ekonomide her zaman bir miktar verimsizlik olacaktır. İnsanlar işlerini değiştirecek, meslek değiştirenler olacak. Olaylar bir şekilde kötüye gidebilecek, ölümler olabilecek, bazı insanlar işten çıkarılacak. Yani normal, doğal bir işsizlik oluşacak. Birçok ekonomide insanlar gece gündüz çalışmazlar, biraz ara vermek, dinlenmek isterler. Bir takım başka etmenlerden dolayı ekonomideki verim hiçbir zaman mükemmel olmayacaktır. İşte bu ekonomik çıktının sağlıklı bir seviyesi. Tabii bir de teorik çıktı değeri var, onu burada bir yere çizelim. İşte bu teorik bir çıktı seviyesi. Bunu maksimum çıktı miktarı olarak da görebilirsiniz. Buraya yazıyorum. Buradaki değer mevcut nüfus ve teknolojiyle ekonominin ulaşabileceği maksimum çıktı olabilir. Bu teorik bir konsept. Nitelendirmek biraz zor. Ekonomi bu noktadaysa insanlar sürekli çalışıyorlar, tatile falan gitmiyorlar, düzenli uyumuyorlar. Herkes en üretken olacağı mevkide çalışıyor demektir. Ancak o zaman böyle bir çıktınız olabilir ki bu açıkçası pek de mümkün değil. Yani bu o değerin biraz altında, ekonomi için makul, sağlıklı bir çıktı seviyesi. Bu videodaysa kısa vadedeki toplam arzdan bahsedeceğiz. Öğreneceğimiz ilk şey, bu modelin çalışması için toplam arz ve toplam talep modellerinin çalışabilmesi için kısa vadede yukarı doğru eğimli bir toplam arz eğrisi olduğunu varsaymak. Yani böyle bir şey olacak. Aslında farklı bir şekilde gösterecektim. Bu bizim şu anki fiyat seviyemiz olsun. Buraya denk geliyor. Bu da uzun dönem toplam arz fiyata göre değişmiyor. Bunu ekonominin doğal çıktı seviyesi olarak düşünüyorduk. Hatırlayın. Kısa vadede oluşacak şey şu şekilde olacak. Pembe ile çizelim bunu. İşte böyle görünmesi lazım. Üst tarafı teğet çiziyorum çünkü bu maksimum seviyeyi asla geçemeyeceğiz. Burada olanıysa noktalı çizersem daha iyi olacak çünkü düz bir çizgi çizmeye kalktığımda elim çok fazla titriyor. Evet, ne diyordum? Bu kısa dönem toplam arz eğrisi. Bu modelin ekonomik döngülere bir açıklama getirebilmesi için bu çizdiğim eğrinin yukarıya doğru eğimli olması gerekiyor. Toplam arz eğrisinin neden yukarı eğimli olduğunu açıklayan birkaç gerekçe var. Aslında bunlara teori de diyebiliriz. Neden yukarı doğru eğimli olduğunu açıklamadan önce bunu düşünmenin bir başka yoluna bakalım. Yukarı eğimli bir eğri şu anlama geliyor. Bu nokta insanların güzelce, normal bir şekilde, doğal hızlarında, üretimde bulundukları bir yer. Bu gösterdiğim seviyelerde
Elbette ekonomide bir miktar işsizlik olacaktır. Ama bir şekilde bu eğri gösteriyor ki eğer fiyatlar yükselirse bir bütün olarak ekonomi bu doğal seviyenin ötesinde bir üretime geçecek. Bu belki insanları istihdama dahil etmek olabilir. Çalışmayanları çalışanlar havuzuna çekmek için ya da çalışanların daha fazla çalışmalarını sağlamak için yeni yollar bulmak veya daha verimli çalışmalarını sağlamak da olabilir. Bu olanlar fabrikaları daha fazla çalışmaya sürükleyebilir, insanların daha az tatile çıkmasına sebep olabilir. Aynı şekilde eğer fiyatlar düşerse tam tersi de geçerli olacaktır. Toplam arz eğrisi der ki, eğer fiyatlar, daha doğrusu toplam fiyatlar, bu sadece bir hizmet ve ürün fiyatı değil, eğer toplam fiyat düşerse bir bütün olarak ekonomide insanlar daha az çalışmaya başlayacaklardır. Örneğin işi bırakabilirler, çalışanlar havuzundan çıkabilirler. Tabii bunlar hep kısa vade için geçerli olan durumlar. Fabrikalar eskisi kadar çalışmayabilir, insanlar daha fazla tatil yapabilirler vesaire. Şimdi yukarı eğimli bir toplam arz eğrisini açıklayabilecek makul sebepleri inceleyelim. Bunlardan ilkine yanlış algı teorisi deniyor. Bunu beyaz kalemle yazalım. Bence yanlış algı teorisi gayet mantıklı. Önce toplam fiyatların yükseldiği senaryoyu bir düşünelim. Toplam fiyatlar yükseliyor. Diyelim ki ben bu ekonomide bir bireysel aktörüm ya da belki bir şirketim var. Önce toplam fiyatların yükseldiği senaryoyu düşünelim. Toplam fiyatlar yükseliyor ve diyelim ki ben bu ekonomide bir bireysel aktörüm ya da belki bir şirketim var. İlk önce toplam fiyatların arttığını fark etmeyebilirim. Sadece benim hizmet ve ürünlerimin fiyatlarının arttığını da düşünebilirim. Yani olayın mikroekonomik bir mesele olduğunu zannedebilirim. Olanları mikro bir olguymuş gibi düşünerek yanlış da anlayabilirim. Sanki sadece benim pazarımla ilgili bir olaymış gibi de düşünebilirim. Eğer ben kendi hizmet ve ürün fiyatlarımın diğerlerine kıyasla arttığını düşünüyorsam, ki unutmayın bu bir yanlış algılama çünkü aslında tüm fiyatlar artıyor. Yine de ben kısa vadede gerçekleşenin bu olduğunu düşünüyorsam o zaman arz yasası devreye giriyor. Şimdi arz yasasına bakalım. Bu mikroekonomik bir kavram. Eğer göreceli olarak benim fiyatlarımın arttığını düşünüyorsam daha fazla üretmeye motive olurum çünkü daha karlı olacağımı düşünürüm. Ama gerçekte diğer fiyatların da arttığını, sahip olduğum parayla alabileceğim şeylerin de pahalandığını fark etmem biraz zaman alacak. Yani er ya da geç, reel anlamda eskisinden daha iyi durumda olmadığımı anlayacağım için normal üretkenlik seviyeme geri döneceğim. Kısa vadede, insanların daha fazla ürün talebinde bulunduklarını düşündüğümde fazla mesai yapmaya başlayacağım, daha fazla insanı işe alacağım, fabrikaların bakımını erteleyecek ve onları normal seviyelerinden daha fazla çalıştıracağım. Fakat zaman geçtikçe, yani uzun vadede durumu yanlış anladığımı fark edeceğim. Aslında her şeyin fiyatı artmıştı, onun için gerçek anlamda da daha fazla kâr sağlayamıyordum. Bunu anladığımda üretim seviyem tekrar eski haline dönecektir. Tabii kendimden bahsettiğimde ben tek başıma bütün bir ekonomiyi temsil ediyorum. Şu anda sadece bir aktörden bahsediyorum fakat bu durum aynı anda birçok aktör için de geçerli olabilir. Yani bir sektördeki tüm şirketler bütün olarak üretkenliği artırmak isteyebilirler. Aslında reel anlamda kâr elde edemediklerini görünce ve de bunun sürdürülebilir olmadığını anlayınca tekrar doğal üretim seviyelerine geri döneceklerdir. Toplam arz eğrisinin, yani kısa dönem toplam arz eğrisinin yukarı doğru eğimli olduğunu açıklayan bir diğer gerekçe ise yapışkan ücretler. Bu ekonomi kitaplarında da okuyacağınız bir diğer teori. Ben bu kavramı biraz genişleterek yapışkan maliyet olarak da yazıyorum. Çünkü bazen yapışkan fiyatlar diye bir ifade kullanılıyor ama bence bunların hepsi oldukça benzer şeyler. En iyisi hepsini yazayım. Şimdi genellikle bir ekonominin bütününde toplam fiyatlar artıyor olsa da tüm fiyatlar aynı oranda artmayacaktır. Ekonominin belirli alanlarında fiyatlar diğer alanlara göre daha yapışkan olurlar. Bunun da birçok nedeni var. Mesela ücret kontratları bunun bir nedeni olabilir. İnsanlar fiyatların arttığının farkında olmayabilir. Dolayısıyla sözleşmeler de güncel olmayabilir.
Tedarikçi firmalarla yapılmış uzun süre sözleşmeler nedeniyle alış fiyatları sabit kalır. Dolayısıyla toplam fiyatlar artıyor olsa da ekonominin belli alanlarında bunun sözleşmelere ya da ticari işletmelere yansıması zaman alacaktır. Ekonominin bazı alanlarında bu değişimin bu kadar hızlı olmamasının başka bir nedeni ise menü maliyeti ya da başka bir deyişle etiketleme maliyeti dediğimiz durumdur. Bu duruma bir örnek vermek gerekirse, fiyat artışı %5 oranında olduğunda bu artış yansıtmaya değmeyecek kadar küçük bir oran olarak görülebilir. Mesela bir restoranı ele alalım. Bu durumda restoran tüm menülerin yeniden hazırlatmak durumunda kalacaktır. Yani menü maliyeti denmesinin sebebi de zaten bu. Her ne kadar terminoloji restoran sektöründen gelse de bu durum sadece restoranlar için değil tüm şirketler için geçerlidir. Broşürlerinizi, bilgisayar programlarınızı, birçok şeyi değiştirmeniz gerekir ya da elinizdekileri güncellemeniz, satış elemanlarınızı bilgilendirmeniz gerekebilir. Bu gibi nedenlerle bilgilendirme ve değişiklik yapmak hem masraflı hem de yavaş olacağından ötürü yapışkan fiyatlar ortaya çıkacaktır. Bu durumun yukarı eğimli kısa dönem arz eğrisinin oluşumunda nasıl bir etkisi olduğunu iyice anlamak için bir örnek daha düşünelim ve buradaki gibi yapışkan maliyetlerin olduğu bir endüstri de olsaydım, farz edelim ki fiyatları yükseltmem mümkün ama ücretler ve maliyetler yapışkan olsun. Örneğin çalışanların ücretleri sözleşmeleri gereği yapışkan olabilir. Tedarikçilerim herhangi bir sebepten dolayı fiyatlarına zam yapmamış olabilirler. Bunun sonucundaysa ben kısa vadede harika, çok iyi kâr ediyorum diyeceğim ve reel anlamda da bu doğru görünecek. Çünkü maliyet rakamlarım göreceli olarak yapışkan ve satış fiyatlarımı artırmam mümkün. Dolayısıyla daha çok üretip daha çok kâr elde edebilirim. Yani üretimi artırmak isteyeceğim. Fabrikayı daha uzun saatler çalıştırabilirim. Fabrikanın ya da makinelerin bakımını erteleyebilirim. Mevcut sözleşmelerle ve fiyatlarla yeni elemanlar işe alabilirim. Maliyeti sabit tutmak koşuluyla aldığım hizmet ve ürünlerin miktarını artırabilirim ve böylece üretimim artmış olabilir. Bütün bunlara madalyonun bir yüzü de denebilir. Böyle söylememin nedeni, bir tarafta A şirketi var. A şirketi fiyatlarını artırabiliyor, dolayısıyla kârı da artıyor. Diyelim ki tedarikçi firma da B firması olsun ve tam burası yapışkan. Farz edelim ki A şirketi B şirketinden limon alıyor ve limonata yapıp satıyor. Limonları B ile arasında olan sözleşmeden ötürü sabit fiyattan almaya devam ederken limonatanın satış fiyatını artırması mümkün. En azından kısa vadede böyle yapılabilir. Uzun vadede ise sözleşme sona erdiğinde B'nin A'ya satış fiyatı yeniden gözden geçirilecek ve artacaktır. Dolayısıyla mevcut durumda A'nın maliyetleri yapışkan olacak, B'nin ise fiyatları yapışkan. A'nın maliyeti B'nin fiyatı olacak. Aslında bir şirket için maliyet, diğer şirket için de fiyat demek.